Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. İstanbul Vinç firmasına konuk olduk. Firma kurucu ortaklarımızdan Sayın Kemal İçer ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Kemal Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Bey, bugün fuardayız. TÜYAP deyince artık aklımıza dünya konukları geliyor. Burada tüm konukları ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz. Öncelikle nasıl gidiyor fuar demek istiyorum. Bugün daha ilk gün, dolayısıyla bakıyoruz, umuyoruz. Hedeflerimiz çok hareketli var. Geldi bize. Evet. Bilinçli bir rağmen kitle var. Gerçekten yani konuya hakim bir, evet, kitle. Boş bir kitle değil. Bu da bizi sevindiren haberler. Doğru, tabii yağmur ki. Yağmur olmasına rağmen. Değil mi? Yağmur, evet, olmasına rağmen burada buluşma şansı yakaladık konuklarla. Ama ben tabii ki köklü bir kurum olan İstanbul Vinç'e dönmek istiyorum. Çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var. Yıl 1996, ya sonrası diyorum. Çok uzun sürer öyle. İsterseniz ben kısaca söyleyeyim. Biz fuara Tower Rent firması olarak katıldık. Bir İstanbul Vinç Grup şirketidir. Tower Rent firması şirket İstanbul Vinç Grup'a bağlı olan, satış yapan firmadır. Çeşitli ülkelerden ürünler ithal edip, kaliteli ürünler ithal edip, Marka ürünler ithal edip yurt içinde satan bir firmadır. Süper. Peki Tower Rent deyince hangi ürün yelpazesi gelmeli aklımıza? Platform sektörüne hitap ediyoruz daha çok. Bu alüminyum iskeleler, makaslı platformlar, mini crane'ler, daha çok insan kaldırma ekipmanları diyebiliriz. Yani peki hedef kitleniz kimler bu doğrultuda? Hedef kitlemiz bu son kullanıcı da olabilir. Kiralamacı meslektaşlarımız da olabiliyor. Yani ürün gamı biraz geniş, yelpaze, dolayısıyla hedef kitlemiz de oldukça geniş. Geniş, tüm Türkiye'me hitap edebiliyoruz. Tüm, evet, hizmetler doğrultusundayı anlıyorum bu cümleden. Evet. İnşallah uzun yıllar bu kaliteli hizmet bizlerle olur diyorum tabii ki bizde. Burada ürün yelpazenizi ve satış ve kiralama olarak yaptığınızı vurguladınız. Ben bunu biraz açmak istiyorum. Kiralamalar nasıl oluyor, kaç yıllık oluyor, yoksa belirli bir şey var mı? Kriter. Daha çok şimdi Tower Rent ile ilgili olduğu için, Tower Rent satış yapan bir firma ama kiralama firmamız İstanbul Vinç. Dolayısıyla İstanbul her iki şekilde yani, hizmet veriyoruz. Evet, ayrı ayrı firmalardan hizmet veriyoruz. Burada Tower Rent, evet, sadece satışa yönelik bir yelpazenin olduğu bu fuara katılım amacımız. Bu muhteşem ürün yelpazeleri, evet, de tabii ki bunun için bizlerle, evet, buluşturuldu. Emeğinize sağlık diyorum. Gerçekten çok zor bir hizmet bunların buraya bizlerle buluşması. Tamam. Peki bu doğrultuda ben tabii ki İstanbul Vinç'i biraz vurgulamak istiyorum. Onun adı altında çünkü bizlere bu satışı yapıyorsunuz. Evet. O keyifli geçmiş çok ama çok önemli. Peki ya sonrası diyorum. Çünkü bu Vinç'ler talepler doğrultusunda yurdumuza ithal ediliyor. Evet. Hani alıp da depolayayım deme gibi bir lüksümüz maalesef ki yok. Gerçekten, evet, çok büyükler. Peki burada termin önem kazanıyor. Evet. O anlamda İstanbul Vinç nerede? Genelde stok tutmaya çalışıyoruz. Biz bunun bilincindeyiz ama Türk kullanıcılar, Türk satın alan kişiler nasıl söylesem biraz böyle daha çok elleyerek, dokunarak, hissederek hemen gördüğü bir şeyi almak istiyor yani. Biraz daha Avrupalılar gibi hani internetten, evet, ya da bakarak, işte bakarak sipariş vereyim, bekleyeyim. Okuyarak, özelliklerini okuyarak. Beklemeye tahammülümüz yok bizim. Öyle anlıyoruz. Aceleci bir milletiz, evet, değil mi? Aceleci bir milletiz. Dolayısıyla stok bulunduruyoruz. Genelde stok bulunduruyoruz. Süper. Burada İstanbul firması olduğunuzu görüyorum. Başakşehir'de, evet, ikamet ediyorsunuz. Depomuz nerede? Biz iki telli Başakşehir merkezli bir firmayız. Türkiye genelinde 11 adet şubemiz var. Yerimiz var. 6 tane şubemiz var. Bunların bazıları depo, bazısı şube. Keyifli bir şekilde, evet, tüm, yani Türkiye'ye yayıldık. Türkiye'ye yaymaya çalıştık açıkçası. İnşallah bu, evet, kaliteli hizmet, bu anlayışla birlikte uzun süre bizlerle olur diyerek hedefleri vurgulamak istiyorum. Hedefler neler? Hedefler daha çok satmak, daha kaliteli ürünlerle Türk kullanıcısını buluşturmak. Aynı zamanda biz kendimiz de bu teknolojiyi yakalayıp
dünya nereye doğru gidiyorsa onlardan geri kalmamaya çalışmak. Keşke başarsak da daha ileriye gitsek. Ama hedef bu doğrultuda gelişiyor. Bizler bu ürün yelpazelerini inceleyerek, gerek yurt dışına bizzat giderek, gerek fuarlara katılarak, gerek internetin nimetlerinden yararlanarak son teknolojiyi bizlerle buluşturduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ama bir sorun daha olacak son olarak. Bunların satışı tabii ki çok önemli ama ya sonrası? Satış sonrasında ürün yelpazesinin gerek yedek parça, gerek bakım onarım anlamında ne kadar arkasındasınız? O konuda oldukça iddialıyız. Bu sektörde en iddialı firma olduğumuzu söyleyebilirim. Yıllar kolay kazanılmadı diyorsunuz. Tabii, yani özellikle servis ve satış sonrası hizmetinde yani tüm şubelerimizde olsun. Tüm Türkiye'de. Tüm Türkiye'de yurt dışında eğitimlerini almış. Uzman kadromuz. Uzman kadromuzla hizmet veriyoruz. Satışlarımızda da tercih edilmemizin en büyük sebeplerden bir tanesi sattığımız malın arkasında olmamız ve satış sonrası hizmet. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Bu başarınızın kalitenizle birlikte aynı müşteri anlayışıyla müşteri odaklı düşünmenizle bizlerle olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Fuardan, TÜYAP'tan, İstanbul Vinç'ten sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.